Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hanenize insin yağmur gibi, Nisan yağmuru gibi. Allah rızkınıza bereket versin, sıkıntılarınızı geçirsin. Hastalarınıza şifa, dertlere deva, borçlara eda. İhtiyacı olanlara ihtiyacının kadarının daha üstünde nasip etsin inşallah. Efendim bugün çok değerli iki konuğum var. Ama bugün biraz dertleşeceğiz sizinle. Dertleşeceğiz bugün biraz. Böyle hani dobra dobra konuşacağız derler ya, onu yapacağız bu gece. Ama önce misafirlerimi, konuklarımı tanıtayım. Sevgili Murat Belet. Murat hoş geldiniz. Programımızı onurlandırdı. Murat'ın güzel bir parçası var son günlerde. Yara bende, yara bende hakikaten. Onu dinleyeceğiz ileride yan saatlerde. Sevgili Yahya Deniz kardeşim var. Yahya hoş geldin sen de. Yahya kardeşimiz de hem eliyle hem de diliyle bizim programımıza katkıda bulunacak inşallah. Efendim Allah vardır. Allah birdir. Eşi yok, benzeri yoktur. Öncesi yoktur, sorun yoktur. Tektir, vahittir, ahattir. Kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç, herkes ona muhtaçtır. Yaratılmamıştır, yaratmıştır. Varlığı kendiyle kaimdir. Ne oğul edinmiştir, ne baba edinmiştir, ne evlat edinmiştir. Bir ırkın Allah'ı değil, bütün varlığın Allah'ıdır. Bütün milletlerin Allah'ıdır. Bütün insanlığın, hayvanların, cinlerin, nebatatın, varlığın, yokluğun, meleklerin hepsinin Allah'ıdır. Allah bizi yarattı. Bizi yaratmadan önce evrende yüz binlerce yıllık kainata evrende farklı mahlukatlar yaratmıştır. Çünkü Adem'den önce, Hazreti Adem'den önce cennetin ve cehennemin var olduğunu biliyoruz. Ve Adem'den önce iblisin var olduğunu, meleklerin var olduğunu, cinlerin var olduğunu biliyoruz. Demek ki insandan önce mahlukat vardı. Belki onlardan önce de yine farklı mahlukatlar vardır. Evren geniş, kainat geniştir. Şu anda biz güneş gezegeniyle ve mevcut olan kainatla hemdem oluyoruz. Ötelerin ötesinde, daha ötelerde ne olduğunu araştırmak bilimin işidir. Başka mahlukatlar olabilir mi? Allah bilir. Fezaya gidin diyor. İlla bir sultan, ancak bir otorite, bir güç, bir araçla, bir peykle, bir füzeyle veya bilimsel faaliyetlerle öteye geçebilirseniz geçin diyor. Kapıyı kapatmıyor. İslam rasyonalizmin, İslam vicdanın, İslam aklın, İslam hakikatin gerektirdiğin ne varsa onu söylüyor. İslam hiçbir hurafenin yanında olmadı. Hiçbir yalanın yanında olmadı. Hiçbir ırkın değil, bütün ırkların dini oldu. Onun için İslam bir Arap dini değil, bir ümmet dinidir, bir halk dinidir, bir kainat dinidir ve evrenin dinidir, bütün insanlığın dinidir, bütün ırkların dinidir İslam dini. İndi dil Arapçadır. Ama Endonezya'dan Gana'ya kadar ya dünyanın her tarafında insanlar İslam'ı incelediler. Kur'an onların diline çevrildi, okudular. Hidayet bulanlar hidayet buldu, etkilenenler etkilendiler. Sonra Allah arzu etti ki, diledi ki bizi kendisiyle tanıştırsın. Ben insanları ve cinleri beni tanısınlar diye yarattım. Kulluk kelimesini yanlış bazen yorumluyoruz. Kulluk kelimesi sadece namaz, ibadet, secde. Hayır, o değil sadece. Merhamet kulluktur. Affetmek kulluktur. Vicdansızlık etmemek kulluktur. Sevmek kulluktur. İyilik yapmak kulluktur. Adil davranmak kulluktur. Fakir hakkı yememek kulluktur. Vicdanlı davranmak kulluktur. Kulluk sadece namaz değil ki. Ben cinleri ve insanları yarattım beni tanısınlar diye. Beni anlasınlar diye. Allah rahmet etti. Bizi önemsedi. Eğer önemsemeseydi bizleri birer robot gibi yaratırdı. Kalkar iner, kalkar iner, kalkar inerdik o kadar. Arzu ettik ki aklımızla, beynimizle, şuurumuzla, vicdanımızla onu bulalım, tespit edebilelim istedi Allah Celle Celaluhu.
bir gün bir gayrimüslim yanımda Müslüman olduğunda ben en çok şu soruyu sordum ona. Dedim ki İslam'ı hangi emrinden ve hangi duruşundan etkilendin de Müslüman oldun? Bana verdiği cevap çok manidardı. Hocam dedi, Kur'an okudum, Allah beni önemsiyor. Beni değerlendiriyor. Beni muhatap alıyor. Benden namaz istiyor ya. Yaratan benden namaz istiyor. Beni hatırla namazla diyor. Benimle diyaloğa geç namazla diyor. Ben beni ilgilendiren, beni değerlendiren, bana itibar eden, beni önemseyen bir Allah gördüm İslam'da. Bu nedenle Müslüman oldum dedi. Çoğumuzun sanki sıkıntıymış gibi ya namazdan ne çıkar dediği bir ibadet öteki adamın İslam'a girmesine vesile oldu. Müslüman olmasına vesile oldu. Allah bizi yarattı, kendini tanıttı ve bizden görev istedi. Nedir Allah'ın bizden istediği? Bir eksiğini tamamlamak için istemedi. Bir gediğini tamamlamak için istemedi. Bize dedi ki namaz kıl, oruç tut. Oruç tut, fakiri hatırla. Namaz kıl, insanlarla diyaloğu anla. Hacca git, Müslümanlarla kongre yap. Zekat ver, sadaka ver, garibanları sevindir. Vicdanlı davran, merhamet et, kul hakkı yeme, hırsızlık yapma, arsızlık yapma, adil davran dedi. Kainatı yaşanır hale getirebilmek için ne gerekiyorsa Kur'an onları söyledi. Hidayetin ölçülüsü neyse Kur'an o hidayete çağırdı. O rahmete çağırdı, o merhamete çağırdı. Sonra Yüce Allah bizimle konuşabilsin, bizim etimizden, cinsimizden, cismimizden olsun diye peygamberler gönderdi. 124 bin peygamber gönderdi. Antarktika'ya gönderdi, Amerika'ya gönderdi, Afrika'ya gönderdi, Anadolu'ya gönderdi. Diğer dünyanın diğer bölgelerine gönderdi. Hazreti Zülkarneyn'in yolculukları çok manidardır. Kehf suresinde geçen. Peygamberler bizimle konuştular, bizlere misal oldular, örnek oldular. Peygamberler de insandı. Onlar kul ve Allah'a kul ve köle olmayı şeref bildiler. Peygamberler gün geldi yoruldular. Gün geldi öldürüldüler Hazreti Yahya ve Zekeriya gibi. Gün geldi çarmıha gerilmeye çalışıldılar. Allah kurtardı Hazreti İsa gibi. Gün geldi töhmette bulunuldular Hazreti Musa gibi. Gün geldi üzüldüler. Gün geldi ağladı peygamberler. Gün geldi sevindi. Onlar bizden idiler. Hazreti Peygamber'in dişi kırıldı Uhud'da. Hazreti Peygamber en sevdiklerini kaybetti. Peygamberlerin çileleri insanların çilelerinden çok daha ağırdı. Hazreti Eyyub'a bakın, Hazreti Yunus'a bakın, Hazreti Yusuf'a bakın. Kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Peygamberler de bunları yaşadılar. Yaşayabileceğimize işareten Allah onlara bunları yaşattı. Yoksa Allah dileseydi onları yağdan kıl çeker gibi çekerdi her yerde. Ama Allah diledi ki etten ve kemikten ve ruhtan olan peygamberler bizim gibi çile çeksinler, kavga etsinler, mücadele etsinler, şerri bastırsınlar istedi, arzu etti. Peygamberler görevlilerdi. Ellerinde kitapla geldiler. Allah'ın emirleriyle geldiler. Yoksa bu kainatın süreci nasıl işleyecekti? Peygamberler geldiler ve bizlere sevgiyi anlattılar, rahmeti anlattılar, merhameti anlattılar. Hiçbir peygamber diğerini yalanlamadı. Bakın Hazreti Adem'den bizim bildiğimiz peygamberler, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e aleyhisselama kadar geçen o süreç içinde hiçbir peygamber diğerinin aleyhinde tek kelime konuşmadı. 124 bin engin insan, 124 bin seçilmiş kamil insan geldiler ve insanlara dediler ki bizler sizin için rol modeliz dediler. Onları rol modeli de alanlar kurtardılar. Kendilerine hidayetin yollarını buldular. Peygamberler geldiler, mücadele ettiler. İnsanlara uygulanabilecek olan kurallar belirlediler peygamberler. Mesela dediler ki cinayet ağır bir yüktür dediler. İnsan öldüremezsin dediler. Zina edemezsin dediler. Allah'ın verdiği aklı uyuşturamazsın dediler. Malından, mülkünden zekat ver dediler. Kadınları şiddet uygulayamazsınız dediler. Yüzü siyah olan düşüktür. Yüzü beyaz olan daha şereflidir değildir.
Hiçbir ırk öteki ırktan, hiçbir dil öteki dilden üstün değil. Hiçbir kavim öteki kavimden üstün değil. İnsanlar insanları köle edinemezler. Peygamberler hidayet rehberiydiler. Eğer biz felsefecilere kalmış olsaydık, dünyayı yanlışla empoze edip satan insanlara kalmış olsaydık, tam bir şerrin içine girecektik. Ama kamil insanlarla karşılaştık. Kamil ve mükemmel insanlarla, peygamberlerle karşılaştık. Onlar insanları uyardılar. Hidayet rehberiydi. Haram yemeyin, zulmetmeyin. Hatta aleyhinize dahi olsa adil davranın dedi peygamberler. Peygamberlerin hayatını inceleyin. Hepsinde kerem, cömertlik, rahmet, sevgi, şefkat, güler yüz, affedicilik, erdem görürsünüz peygamberlerde. Çünkü onlar rol modeldiler. İşte insanlar şu anda bir savrulma yaşıyorlar. Dinlerin aleyhinde konuşanlar çoğaldı. İnkarcıyım diyen mi ararsınız? Peygamber tanımam diyen mi ararsınız? Allah'ı tanıyorum, peygamberi tanımıyorum. Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Neyle tanıyacaksın? Aklınla mı? Senin iyi gördüğün şeyi öteki yanlış görüyor. Dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar akıl var. 8 milyar felsefe var. 8 milyar düşünce var. 8 milyara göre iyi var, kötü var. Kiminin iyi dediğine öteki kötü diyor. Hangisi doğru? Hakem kim? Hakem Allah. Hakem peygamberler. Onun için peygamberlerin hidayeti hidayettir. Ötekilerin ise çıkmaz sokaktır. Peygamberler bunları anlattılar. İnsanlara adaletin yolunu, samimiyeti, erdemi, dürüstlüğü, yetim hakkı yememeyi, arsızlık yapmamayı, hırsızlık yapmamayı, zulmetmemeyi, insanları kandırmamayı, inkar etmemeyi anlattılar. Onun için ben Allah'a inanıyorum ama peygamberlere ve dinlere inanmıyorum demenin hiçbir tutulabilir tarafı yoktur. Peygamberler geldiler ve inen ayetleri açıkladılar. Musa Tevrat'ı anlattı, İsa İncil'i anlattı, Davud Zebur'u anlattı, İbrahim kendine inen sayfeleri, Şit Aleyhisselam kendine inen sayfeleri anlattı. Bütün peygamberlere dosyalar indi, emirler indi, nehiler indi, yasaklar indi. Şunu yap, şunu yapma dedi. Peygamberler Allah'ın birer emri, birer amiri, Allah'ın tayin ettiği birer amir, birer rol model, neticede birer insan, birer hakem, birer hidayet rehberi, birer yetkili ama aynı zamanda birer mesuldürler. Onun için Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mahşer aleminde bütün peygamberler resmi geçit yapacaklar. Allah Nuh'un ümmetine soracak. Nuh size geldi mi? Hayır görmedik Nuh'u dediler diyecekler. Yalan söyleyecekler. Hazreti Lut'un ümmetine soracak. Lut'u gördünüz mü? Görmedik öyle birini diyecekler. Allah Muhammed ümmetine soracak. Bu peygamberler geldiler mi? Hidayet elçisi olarak geldiler mi? Geldiler diyecekler. Sizler ey müminler, bütün ümmetlerin hakemi olacaksınız. Hakim ve hakem olacaksınız. Allah adına karar vereceksiniz. Evet. Peki şöyle düşünelim bir an için. Ahiret illaki gerekiyor mu hocam? Ahiret alemi gerekiyor mu? Ahiret olmazsa sonsuz yaşama arzusu neden olmuş olsun? Ahiret olmazsa faili meçhul cinayetlerin sebebi nasıl ortaya çıkaracak? Ahiret olmazsa, cennet ve cehennem olmazsa zalim zulmüyle kalacak, mazlum mazlumluğuyla kalacak. Kim intikam alacak? Kim hesap soracak? Hesap sorması gerekenlere kim hesap soracak? Kimlere hesap sorulacak? Dünyada son derece acımasız Nemrut gibi, Haman gibi acımasız insanlar var. Kim onlara hesap soracak? Hangi güç devletin kanunun bulamadığı, mahkemenin bulamadığı nice insanlar var, cinayetler var. Kim onları ortaya çıkaracak? Kamu vicdanı nerede rahat olacak? İşte kamu vicdanı ahirette rahat olacak. Çünkü orada terazi konulacak, mahkeme kurulacak ve mahkemede her zalim kim olsa olsun çıkacak, kadraja çıkacak, gel ve hesap ver diyecek, hesap verecek. Ey falanca çık, mizana denecek, mizana çıkacak. Onun için ahiret illaki vicdanın rahatlaması ve gerçek adaletin sağlanması için ahiret gereklidir. Dünya adaletin tahakkuk edeceği mekan değildir. Dünya tohum atma, ahiret devşirme yeridir. Cennet illa lazım çünkü birçok nimetten istifade etmeyen, haram işlemeyeyim diye
Bazen hakkından dahi feragat eden insanların illaki mükafatlandırılması gerekiyor. Adaletin gereği olarak, ilahi adaletin gereği olarak illaki bir mükafatının olması gerekiyor. Mükafatın olduğu yer cennettir. Ve zalimler ve gaddarlar, insanlara zulmedenler, insanlıkları yok edenler, şu anda bile bombalar iniyor değil mi dünyanın her tarafında? Dünyanın her coğrafyasında Müslümanlar mağduriyet içerisinde. Çünkü Müslümanlar yıllarca yanlış şeylerle meşgul edildiler. Kendini koruyacak olan mekanizmaları geliştirmek yerine abesle iştigal ettiler. Bütün İslam ülkeleri için geçerli bu. İstisnalar kaideyi bozmuyor maalesef. Şimdi peki zulmedenler abat mı olacak, berbat mı olacak? Zulmedenler hiç abat olmadılar. Zulmedenler hep berbat oldular. İleride de berbat olacaklar. İşte o adaletin tecellisi için cehennem illaki lazım. Çağlar gösterdi ki, olaylar gösterdi ki, şahit oldu ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. O zaman gelin hep beraber en önemli şey olan Allah'ı bilmek, peygamberleri önder kabul etmek, kitapları bir rehber edinmek, sağın solun dalgalarına kapılmadan, mevsimlik o otlar gibi yeşeren düşüncelere kapılmadan, İslam köklü bir çınar ağacı gibidir. Yeni felsefeler, İslam'a karşı ırkî dayatmalar veya değişik ırkları eski dinlerine döndürmeye çalışma gayretleri, şamanizme, zerdüştlüğe veya diğer şeylere insanları davet etmek bir koca bir yalandan ibarettir ve yeni bir efendim İslam'a karşı bir yeni bir hamle, sakat bir anlayışın kapısını açmaya gayret etmektir. İslam ırklar üstü bir dindir. İslam insanlar üstü bir dindir. İnsanların hidayetidir ama herhangi bir ırka mahkum edilemez. Bir ırkın dini değil, bütün ırkların dinidir. Hidayet bulan bir İsviçre'nin, bir Kanadalı'nın, bir yerlinin, bir siyahın, bir beyazın, bir sarı renkli, bir çekik gözlünün, bir Türk'ün veya başka bir milletin tümünün ortak dininin adı İslam'dır. İslam hidayettir. Mahşere insanı götürecek olan hidayet İslam'dır. Ve yüz binlerce imtihandan İslam galip çıkmıştır. İşte örnekler ortada, işte yaşantılar ortada. Mısır valisi Amr bin el-As. Bakın adaletten bahsediyorum. İslam hayali şeyler vaat etmedi. İslam yaşanan bir dindi, yaşandı ve noktasına efendim markasını ortaya koydu ve noktasını ortaya koydu ve mührünü vurdu. Amr bin el-As oğlu Amr Mısır valisi. Amr bin el-As sahabiyim. Ümeyye oğullarından. Hazreti Ömer Medine'de halife. Mekke'de halife. İslam ümmetinin halifesi. Amr'ın oğlu atını yarışa koyuyor. Bir at yarışı oluyor. At yarışında Amr bin el-As'ın oğlu geçiliyor. Mağlup oluyor. Mağlup olunca Amr'ın oğlu elindeki kırbaçla Mısırlı Kıpti'nin, Mısır vatandaşının başına vuruyor. Al bunu diyor, ben iki Kerim'in oğluyum diyor. Yani Ebu Süfyan'a ve Amr'a işaretle, efendim aileye işaretle, ben şerefli bir aileden geliyorum. Al bunu kırbacı da başıma nasıl vurursun böyle, nasıl beni geçersin diye at yarışında mağlup olduğu için sindiremiyor içine valinin oğlu ve oradaki Kıpti vatandaşı, Mısırlı Kıpti'yi hırpalıyor. Mısırlı Kıpti kim bu deyince diyorlar ki valinin oğlu, bulaşma diyorlar. Valinin oğlu bulaşma, başına bela alırsın, yediğin kırbaç yanında kar kalsın diyor. Mısırlı Kıpti bir şey diyemiyor. Sonra aradan bir süre geçiyor. Kıpti'ye diyorlar ki o, yani o Mısır'ın vatandaşı demek ki sindiremiyor içine, diyorlar ki Medine halifesine ulaş. Medine'de Ömer var. Ona ulaşırsan o senin hakkını sorar.
Mısırlı diyor ki halife niye benim hakkımı sorsun ki? Ben Müslüman gayrimüslim arasında bir konumda gezinip duruyorum. Koca valisinden benden dolayı hesap mı soracak diyor ama diyorlar ki git ve bul halifeyi. Müslümanlar diyorlar git halifeyi bul. Kıpti geliyor ve Hazreti Ömer'i uygun bir yerde ziyaret ediyor. Ömer nerede diyor? Diyorlar ki şurada işte. Şu gölgelikte oturan adam Ömer'dir. Hazreti Ömer'in yanına gidiyor, selam veriyor ve diyor ki valinizin oğlu beni hırpaladı ve beni rencide etti. Hazreti Ömer neden dolayı böyle bir şey oldu deyince efendim at yarışına katıldık. At yarışında benim atım onun atını geçti. Onun devesini geçti. Atını devesini geçtiğim için beni cezalandırdı. Al ben iki şerefli adamım oğluyum. Babam şerefli, dedem şereflidir dedi. Kırbacı başıma vurdu. Başımı kırdı. Beni rencide etti. Beni aşağıladı efendim diyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer peki diyor. Siz diyor bizim misafirimizsiniz. Bizim misafirimiz olarak kalacaksınız diyor. Sizi dinlendireceğiz. Bu işe de bakacağız diyor Hazreti Ömer. Mısırlı Kıpti'ye. Ve aynı Hazreti Ömer haber gönderiyor. Kime haber gönderiyor? Mısır valisine haber gönderiyor. Kahire, Mısır ile Medine arası en az birkaç bin kilometre. Ben şöyle bir 15 günlük bir yolculuk. 1406 kilometre. Kahire ile Medine arası, Medine Mısır arası yani 1406 kilometre. Kervanla en az 15 gün yolculuk demek, 360 saat demektir. 360 saat. 360 saat. Ömer haber gönderiyor Mısır valisine, oğlunu al ve Medine'ye gel acele olarak. Arkadaşlar dehşete düşüyorsunuz değil mi? İslam'a saldıran o nasipsizler her dönemde İslam'ı lekelemek için bin dereden su getiren nasipsizler acaba bunları biliyorlar mı? Bu hayal değil bu, yaşandı. Bu mitolojik kahramanlar değil bunlar, ayakları yere basan insanlar bunlar. Nihayet Mısır valisi 15 günlük uzun bir yolculuktan sonra vali ile beraber oğlu Hazreti Ömer'in huzuruna geliyorlar. Ömer meclisi kuruyor, mahkeme meclisini kuruyor. Mısır valisinin oğlunu Mısır valisinin yanında oturtuyor. Kendi yanında oturtmuyor, ikisini orada karşıya oturtuyor. Mısırlı adamı çağırtıyor, onu da diğer döşeğin yanında oturtuyor. Yani karşıda Mısır valisi ve oğlu, diğer karşıda ise dayak yiyen Kıpti Mısırlı vatandaş orada. Hazreti Ömer'in sorusu şu: ey Mısırlı, İddia sahibi, seni vuran kimdir? Kafana kırbacı indiren kim diye soruyor. Kıpti kalkıyor, eliyle işaret ediyor. İşte bu adam, bu genç delikanlı. Neyle sana vurdu diyor. Elinde bir kırbaç vardı, kırbaçla kafama indirdi deyince Hazreti Ömer kırbacın benzerini getirtiyor ve Kıpti'nin eline veriyor. Şimdi sana vurduğu gibi ona vur diyor. Kıpti bir an şaşırıyor. Koca Hazreti Ömer'in, İslam Devlet Başkanı Ömer'in meclisinde karşısındaki de Mısır valisi, koca Mısır'ın valisi, Mısır'ın Fatihi aynı zamanda son derece zeki bir diplomat olan Ömer Amr bin Elaz ve oğlu. Ben şimdi buna kırbaç mı indireceğim? Evet, o kırbacı indir başına diyor. Sana indirdiği gibi indir onun başına diyor. İslam'ı hak edemeyenler, İslam'ı inceleyin, babalarınızın, dedelerinizin şerefle taşıdığı, bize taşıdığı dini tanıyın. Böyle yerden biten ot gibi, sararmış ot gibi çıkıp da koca çınar ağacına, çınar ağacıyla boğuşmaya çalışan süprüntüleri ciddiye almayın. İslam'ı her çağın, her ırkın, her neslinin, her dinin, her dilin ebedi dinidir ve ahirete insanları götürecek olan dinin adı İslam'dır. Gelecek yüzyıllarda İslam daha çok konuşulacak. Zaten bütün o kudurganlıkların sebebi el altından yavaş yavaş İslam yayılıyor.
Avrupa'da yayılıyor, diğer ülkelerde yayılıyor. Hem de misyoner kullanmadan yayılan tek din İslam dinidir. Hiçbir misyoner kullanmıyor. Yani din propagandistleri yok. Kendi kendine insanlar Kur'an'ı inceliyorlar. Neden bu kadar Müslümanlara saldırılıyor? Merak ediyorlar. Merak ettikçe İslam'a dalıyorlar ve inceliyorlar. Batılı, insaflı bilim adamlarının İslam hakkındaki düşüncelerini okuyorlar. Tolstoy'dan tutunuz Michael Hart'a kadar, diğerlerine kadar. Batı'nın o büyük dev adamlarının İslam hakkında, Hazreti Muhammed hakkındaki fikirlerini inceledikçe hayranlığı artıyor. Birebir iletişime geçince, muhatap olunca da peygambere hayran oluyorlar. Onun dehasına hayran oluyorlar. Carlyle Kahramanlar kitabında dünyayı etkileyen insanları yazarken Carlyle bir numaraya Hazreti Muhammed yazıyor. Bugünkü Yahudi bilgini Michael Hart'ın, Profesör Michael Hart'ın vardı, sonuçta aynı değil mi? Her çağın ve her dönemin bir numarası Muhammed'dir diyor. Kitabı yayınlandı piyasada. Ve ötekiler, Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den özür diliyorum diyen Jean Davenport az mı doğru söylüyor? Kitabının adı bu. Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den özür diliyorum. Çünkü Jean Davenport'un kitabı yıllarca Avrupa'da yasaklandı. Hazreti Muhammed'i övdüğü için anlattırmadılar. İnsanlık İslam'a koşarken bizim içimizde bazı bu işi bilmeyen insanların İslam'a karşı bir cephe almaları hayret ve dehşet uyandırıyor. Bilmiyorlar. Keşke bilseler. Ya Resulallah, bir beddua etsen de şu kafirler yok olsunlar dediğinde gülümseyen, yüzü kanamış, dişi kırılmış, yanağı yarılmış Uhud'da. Buna rağmen ya Rabbi, bilmiyorlar. Bilselerdi benimle savaşmazlardı. Bilselerdi Kur'an'la kavga etmezlerdi diyen bir peygamber var ortada. Vur valinin oğlunun başına. Mısırlı vuruyor birkaç kez. Bitti mi diyor. Bitti ey müminlerin emiri, bu kadar diyor. Hayır, bitmedi daha diyor. Babasının kafasına da vur diyor. Mısır valisi Amr'ın kafasına da vur deyince Kıpti bir an tereddüt ediyor. Efendim, onun günahı yok, babasının bir şeysi yok diyor. Oğlu bana vurdu, babası yoktu orada. Hazreti Ömer hiddetleniyor birdenbire. O babasının adını kullandı diyor. O babasının adını kullandı. Babasının makamını ve şöhretini kullandı. Onun babası vali olmasaydı senin kafana bu sopayı indiremezdi. Vur onun kafasına da, Amr'ın kafasına da. Arkadaşlar, bu Medine'de kurulan İslam mahkemesinin verdiği karar. Hikaye anlatmıyorum, masal da anlatmıyorum. Bütün tarih kitaplarında geçen bir hakikat. Adam duruyor, Amr diyor, müminlerin emiri, bana vurdurma bari diyor. Yani şerefimi düşün diyor. Ömer dönüyor ve şöyle diyor Mısır valisi. Biz böyle olursa diyor, insanlara laf geçiremeyiz Ömer diyor. Sırtımıza çıkar insanlar diyor. Yani bana kırbaç vurdurtma diyor. Söz geçiremem daha sonra Mısır'da insanlara. Hazreti Ömer'in kullandığı cümle şöyledir. İstab'ettumun nas. İnsanları ve kad veledethum ummahatuhum ahraren. Siz diyor, anaların, babaların hür olarak doğurduğu insanları ne zaman köleleştirdiniz? Amr diyor. Çok önemli bir cümle. Annelerinin rahminde hür olanları siz ne zaman köleleştirdiniz ey Amr? İslam köleciliğin de köle sektörünün de altını oymuş ve bitirmiştir. Birçok günahın kefareti olarak köle azadı vardır. Ziharın kefareti köle azattır. Yalan yeminin kefareti köle azattır. Adam öldürmenin kefaretlerinden biri köle azattır. Birçok yanlışın karşılığı köle azadıdır. Sektörü İslam böyle baltalıyor. Irkı yaklaşımları batırdığı gibi İslam. Ne yapıyor Kabe, Mekke'yi fethettiği gün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam?
Kabe'nin üzerine kimi çıkartıyor? Hazreti Ali'yi mi çıkartıyor? Damadını mı çıkartıyor? Hayır. Ki Hazreti Ali çıkmak isterdi Kabe'nin üzerine ezan okumak için. Hazreti Ebu Bekir mi, kayınbirader, kayınpederini mi çıkarttı? Hayır. Hazreti Ömer'i mi çıkarttı, kayınpederini mi çıkarttı? Hayır. Ebu Hureyre mi çıkarttı? Hayır. Talha ve Zübeyir'i mi çıkardı? Hayır. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı mı çıkardı? Hayır. Cennete müjdelemiş büyük komutanlar var. Halid'i mi çıkardı? Hayır. Kimi çıkardı? Bilal sen çık dedi. Ey siyahi Bilal sen çık dedi yukarıya. İslam tabuları böyle yıktı. Adam keserek değil. Daracına adam çekerek değil. Ve maalesef bu dinin birer mensubu olarak bizler son dönemlerde bu dini hak etmeyecek şeyler yapıyoruz. Birbirimize karşı kin ve nefret içindeyiz. Allah'tan korkun. Birbirimize nefret halindeyiz. Birbirimizi hazmedemez hale geldik. Birbirimize karşı dürüst değiliz. Adil davranmıyoruz. Hakkaniyetle davranmıyoruz. Emanete bazen dikkat etmiyoruz. İyi niyetli insanları tenzih ediyorum. Sözüm meclisten dışarıya tabii ki. Ama hakikaten o İslam, o yüce mekanlara sığmayan 1400 senedir bütün dünyaya adalet vermiş olan İslam dininin birer ferdi olarak biz bize yakışmayan şeyler yapıyoruz. Kin ve nefret patlamaları yaşıyoruz. Birbirimize karşı son derece acımasızız. İnsanları kucaklamıyoruz. Birbirimizi kınıyoruz. Ufak bir şeyden dolayı birbirimize karşı ağır sözler söylüyoruz. Birbirimize merhamet etmiyoruz. Birbirimizi affetmiyoruz. Birbirimize karşı toleranslı davranmıyoruz. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey sevgili kardeşlerim, yani şu anda dinleyenler, ne olur Allah'ın birer kulu olduğunuzu, Hazreti Muhammed'in birer ümmeti olduğunuzu, Kur'an'ın birer talebesi olduğunuzu unutmayınız ve size yakışan şeyleri elinizden geldiği kadarınca yaşamaya, öğrenmeye ve öğretmeye gayret edin sevgili dostlar diyorum. Evet, bugün böyle başladık. Bir hasbihalde bulunmak istedim sizinle. Şimdi sevgili Yahya'dan güzel bir parça, Yara Bende. Bakalım yara nasıl bizdeymiş, beraber dinleyelim. Aşkla hiç olurum.
hiçlikte onu bulurum. Derdim derdim benim derdim, bilen olsa derdimi derdim. Derdim derdim benim derdim, bilen olsa derdimi derdim. Ey sevgili ben tükendim, ben bu aşkla sırra erdim. Ey sevgili ben tükendim, ben bu aşkla sırra erdim. Ben yanıp da kül olurum, kül renginde gül olurum. Ben yanıp da kül olurum, kül renginde gül olurum. Ben bu aşkla hiç olurum, hiçlikte onu bulurum. Ben bu aşkla hiç olurum, hiçlikte onu bulurum. Ben bu aşkla hiç olurum, hiçlikte onu bulurum. Efendim, ağzına sağlık sevgili Murat. Efendim, En'am suresi 108. ayet. Çok önemli bir ayet, önemli bir olayı anlatıyor da onun için çok önemli. Kur'an her ayeti olduğu gibi, Kur'an ayetlerini anlamak için niye söylendiğini, hangi ortamda söylendiğini, hangi olaylarla ilgili indiğini bilirsek Kur'an'ı yanlış anlamayız. Buna bakmazsak, efendim, Kur'an'da şu ayet, şu ayetin zıttınadır diye abesle iştigal edenlerin oyununa düşeriz. Her ayetin iniş sebebi var. Bir konuda birkaç ayet varsa belli bir periyotta inmiştir. Bilmek lazım onları. Şimdi En'am 108'i kardeşlerimiz efendim maliyle tefsiri karışık bir şekilde vermişler. Ayet ne? Ayet şu. İkrime Müslüman oluyor. Peygamberin nezaketine, peygamberin zarafetine, diplomasi inceliğine lütfen ey iman edenler veya başka türlü düşünenler dikkatle lütfen buraya şöyle bir 5 dakika 3 dakika kesip bir dikkat çekin. Çekmek istiyorum. İkrime Müslüman oluyor. Mekke'nin fethinde iyi bir asker, iyi bir komutan. İkrime kimdir? Babası Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil'in oğlu, yani peygamberin en büyük düşmanı. Her Musa'nın bir firavunu var ya, her firavunun da bir Musa'sı var tabii. Peygamberimizin firavunu da Ebu Cehil'di. Ebu Cehil'in peygamberi de Hazreti Muhammed'di tabii ki. Ebu Cehil'in oğlu İkrime bir gün geliyor, Müslüman oluyor. Hidayet buluyor. Hatta ağlıyor, keşke babam da Müslüman olsaydı. Zorlama yok, bir kısıtlama yok, bir istikrah yok, bir ölümle tehdit yok. Gelip kendisi peygamberin yanına, peygamberle kucaklaşıyor. Hatta ilginçtir görüşmeleri. Hanımı geliyor önce peygamberimize, İkrime'nin. Kocam diyor, Ebu Cehil'in oğlu Müslüman olmak ister ama korkar. Ona bir efendim suikast tertiplenir mi? Yıllarca Müslümanlara karşı savaştı çünkü. Öldürülür mü diye korkuyor diyor. Hazreti Peygamber ise hayır gelsin diyor. Eman veriyoruz, misafirimizdir, gelsin diyor. İkrime geldiğinde Hazreti Peygamber'e karşı elini açıyor. Peygamberimizin oradaki cümlesi çok ilginçtir. Merhaben bike ya muhacir rakib. Ey atlı mühacir hoş geldin diyor. Hoş geldin diyor.
İkrime ağlıyor peygamberi görünce. Gözyaşları döküyor. Ertesi gün ilginç bir hadise oluyor. En'am'ın inme sebebi işte. 108. ayetin inme sebebi. Müslümanlar toplanmışlar. Mescidin dışında, mescidin duvarının bir tarafında Ebu Cehil'in aleyhinde ağır sözler söylüyorlar. İşte şu zındık Ebu Cehil'in, şu imansız Ebu Cehil'in, şu müşrik Ebu Cehil'in filan diye başlıyorlar. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmalar yapıyorlar. Hazreti Peygamber de bunları duyuyor. Sevgili Peygamberimiz bunları duyuyor. Aleyhisselatü Vesselam. Hırkasını yarım giyiyor, ayakkabısını tam giymeden, ayakkabısını Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dışarıya doğru çıkıyor süratli bir şekilde ve şöyle diyor. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Yani diyor ki, ayeti arkadaşlar bir daha getirsinler. Peygamberimiz diyor ki, Ebu Cehil'in aleyhinde konuşulmayı istemiyorum diyor. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmanızı, ağır söz söylemenizi istemiyorum diyor. Zira diyor, şu anda Ebu Cehil'in aleyhinde, ölmüş olan Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmanız, Ebu Cehil'e zarar vermez, onun oğlu İkrime'yi üzer diyor. Sonra devam ediyor. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin, onlara ve putlarına karışmayın diyor. Sonra onlar da yani, mesela başka bir dinin bir totemi var. Efendim, başka bir dinin bir kırmızı çizgisi var, başka bir felsefenin kırmızı çizgisi var. Bunlara hakaret etmeyin, kötü söz söylemeyin. Tenkit edebilirsiniz ama kötü söz söyleyemezsiniz diyor. Sonra onlar da bilmeden, cehaletle, taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler diyor. Herhalde net ve açık anlaşılabilir bir cümle. Onlar da bilmeden Allah'ın aleyhinde konuşurlar, taşkınlık yaparlar, Allah hakkında kötü söz söylerler. Bu nedenle de İslam dini efendim başka milletlerin ikonlarına, ritüellerine karşı gelir, doğruyu söyler ama onların aleyhinde hakaret edici sözler söylemez, taşkınlık yapılmasına müsaade etmez ki onlar da bilmeden Allah'ı inkar etmesinler. En azından kendine bir yol çizsinler ve hidayetin yolundan ayrılmasınlar diye ifade etmiş olalım sevgili dostlar. Efendim bunu söyledikten sonra sevgili Yahya'ya dönelim. Yahya, hadi bakalım. Kevser
Ağzınıza sağlık. Allah var etsin. Efendim yüzlerce telefon geliyor. Yani hangi telefonu alacağız bilmiyorum ama en azından bir telefonu alalım. Çünkü çok konumuz da var. Vaktimiz de hızla doluyor. Ama bir telefonu alalım en azından. Çoğun %99'unu alamayacağız. Lütfen ne olur bizi bağışlayın ama bir telefonunuzu alalım. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Buyurunuz. Sevgili hocam. Buyurun efendim. Buyurunuz. Saygı ve hürmet istiyorum. Sami Ülker. Sami Beyciğim buyurunuz. Buyurunuz. Sıkı bir takipçinin, sizi seviyoruz. Hele bugünkü İslam'ı anlatmanıza da hayran kaldım. Sağ olun Sami Beyciğim, teşekkür ederiz. Vallahi koltukta çivilendim kaldım. Aşkla gözyaşlarımı da döktüm hocam. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Gözyaşlarımı sizinle paylaşmak istedim hocam. Çok sağ olun, saygılarımı, sevgilerimi unutmayın. Gerçekten samimi söylüyorum. Allah razı olsun. Ekranlara insanları kilitliyorsunuz. Ama Sami Bey, dinimiz o kadar güzel bir din ki başka türlü anlatmak mümkün değil yani. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bir tane bir şey anlatmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde olsa olur. Evet. Bir tane olur. Türk vatandaşımız bir Almanla randevuleşiyor. Evet. Ve 2'de saat 14'te randevuleşiyor. Evet. Saat 14'te gidemiyor. 14.05'te gidiyor. Evet. Ve o kişi onu almıyor. Saate uymadığı için değil mi? Saate uymadığı için ve ertesi gün tekrar bir randevu veriyor. Diyor ki sizin dininiz kadar güçlü bir din yok. Evet. İftarı dakika bekliyorsunuz. Ya. Namaza dakika bekliyorsunuz. Dakika ile namaz kılıyorsunuz. Doğru. Sizin doğru diyor. Sizin dininiz kadar kıymetli bir din yok. Ama kıymetini bilmiyoruz, farkında değiliz Sami Beyciğim. Sizin dininizin kıymetini bilin diye ders veriyor. Doğru diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Allah anlayabilmeyi, şuurlu bir nesil yetişmesini nasip etsin. Saygılarımı sunuyorum. Geceniz hayır olsun ben efendim. Ben de saygılarımı sunuyorum hocam. Ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Saygı ve hürmetlerim. Sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Alamadığımız telefonlardan dolayı özür diliyoruz. Efendim, benden hemen sonra söyleyeceğim ne şu anda bizden hemen sonra Kuruluş Osman var. Güzel bir dizi biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz zaten. Ben de vakit vakit imkan olsa Kuruluş Osman'ı takip ediyorum. Ecdadımız netice itibariyle onu anlatıyorlar. Sabahleyin 8.30'da beraberiz efendim. Cuma sabahı. Bugün sevgili Murat Belet'e, sevgili efendim Yahya Deniz'e teşekkür ediyoruz. Bugün erken saatteydik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Aziz bir dinimiz var. O dinin ne olur kıymetini bilin. Birbirinizin de kıymetini bilin. Birbirinizi üzmeyin ne olur. Hepinizi seviyoruz. Yani yanlış yolda da olsa, doğru yolda da olsa insanımızsınız. Derdimiz sizi kucaklamak hep beraber. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.